Tamam. Şimdi efendim diyorlar ya HDP'li biri bakanlar kurulunda olursa ne olur? HDP'li yöneticinin biri. Tamam onu söylüyorum. Ben bugün HDP'nin bakanı olarak AK Partili bakanlarla aynı sırada oturan 63. hükümetin kalkınma bakanı, o dönemin HDP'lisi bugün HDP'den istifa edip Ses Partisi genel başkan yardımcısı olan Müslüm Doğan'ı aradım. Müslüm Doğan 25 ve 26. dönemde milletvekiliydi ve anayasal zorunluluktan dolayı kurulan 63. seçim hükümetinin de HDP'li bakanı olarak AK Partililerle aynı bakanlar kurulu toplantısına giriyordu. Diğer isim de Ali Haydar Konca'ydı. Dedim ki Müslüm Bey dedim ki kendisini hani espriyle sayın bakanım diye hitap ederim. Sayın bakanım dedim, siz kaç gün bakanlık yaptınız, ne yaptınız, neler oldu bana bir anlatır mısınız? Akşam TV100 yayınında anlatayım diye. Müslüm Doğan şunu söyledi, dedi ki 7 Haziran sonrası hükümet kurulamayınca biz 63. seçim hükümetinde görev aldık. AK Partili bakanlarla 3 ayrı bakanlar kurulu toplantısına katıldık. 3 ayrı bakanlar kurulu toplantısına ben ve Ali Haydar Konca dedi. Ben Kalkınma Bakanıydım, Ali Haydar Konca da Avrupa Birliği Bakanıydı. Ve bu toplantılara Başbakan da Ahmet Davutoğlu. Bu toplantılara Ahmet Davutoğlu başbakanlık yaptı. Bu toplantılarda çeşitli kararlar da alındı dedi. Dedim ki mesela hangi kararları aldınız? Onları açıklayamam. 10 yıl boyunca bunları konuşmam yasal olarak yasak dedi. O yüzden ben orada neler konuşulduğunu anlatamam dedi. 10 yıl boyunca anlatamam dedi. Peki dedim, nasıl bir atmosfer vardı içeride? Vallahi dedi ki Ahmet Davutoğlu, biz HDP'li bakanlara karşı çok saygılı davranıyordu başbakan olarak. Benim dedi hatta o dönemki Kültür Bakanı'yla bir tartışmam oldu. Bir Twitter'da da bir tartışmamız oldu. Bu konu Bakanlar Kurulu'na taşındı. O bakana sen atanmış bir bakansın, ben 135 bin oyla seçilmiş bir milletvekiliyim dedim tartışmada. Ve hem Numan Kurtulmuş hem de Tuğrul Türkeş o tartışmada bana hak verdiler. Benim haklı olduğumu söylediler ve Bakanlar Kurulu'nda bu toplantıyı, bu tartışmayı sonlandırdık dedi. Ve bakanken dedi stratejik planlara da imza attım. Stratejik planlara. Bakanlar Kurulu'na girdiğim ilk gün dedi, makamıma gittiğinde, çünkü Kalkınma Bakanı ve bir koltuğu, bir sandalyesi var, bir odası var. Teşkilatı var. Tabii ki. Hemen dedi Karadeniz'deki yeşil yolla ilgili çalışmaların dokümanlarını istedim. Önüme dedi bürokratlar dokümanları getirdiler. Fakat bazı dokümanların eksik olduğunu görünce haritaları da istedim dedi. Ve haritaları açıp baktığımda bu yolun inşaatıyla ilgili sıkıntılar olduğunu gördüm. Harita mühendisi olduğum için dedi bürokrat arkadaşlara bu çalışmayı iptal edin talimatını verdim ve iptal ettirdim dedi. Bakın, demek ki HDP'li bir bakan hem icranın içinde yer alabiliyor hem diğer meselelerde. Sonra biz dedi aslında bunu denedik. Bugün dedi yapılan tartışmalara baktığımda HDP'li bir bakanın olmasında da bir mahsur görmüyorum. Bu belki de HDP'li bir bakanın olması toplumsal barışa da hizmet eder. Çünkü bu meseleyi başka türlü çözemeyiz dedi. Önce o HDP'li bakan PKK'ya bir terör örgütü dinle desin. Abi, dinle. Ondan sonra bak şimdi geliyorum PKK kısmına geliyorum. Benim bildiğimde geçiş hükümetlerinde icracı bakanlar olmuyor. Yani bakanların icrası minimum oluyor. Tam o da minimum canım. Oluyor. Türkiye yönetti böyle zaten. Tutup da ben hiç şöyle bir, ya Türkiye ben şöyle bir şey yaptım, bunu iptal ettim, bunu ya, yaptım diye bir şey yapmış. İşte yetmiş kardeşim yani ya. Gazetede bir bak, dinle gidiyor. Şimdi bak gelelim PKK meselesine. Bakan dediğinde, gelelim PKK meselesine. Kanuni zorunluluktan dolayı verilmiş bir bakan. Ya hacı, AK Parti ile HDP'liler hükümet kurdular kardeşim. Bunu kabul et. 63. seçim hükümeti. Bu kadar basit ya. Gir Google'a yazıyor kardeşim. O zaman şuna Fikri Işık. Aralarında anlaşıp o zaman Fikri Işık çıktı dedi ki anayasasına göre kurulmak zorunda kardeşim, kaldı. Kardeşim anayasayı hatırlamanız ne kadar güzel ya. Şimdi neye göre anayasayı hatırlamanız ne kadar güzel ya. Konya anayasasına göre mi kurulacak? Gene Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre kurulacak. HDP ile ortak hükümet kuracaklar, yolunu yapıyorlar. Yolunu yapıyorlar. O çok anlaşıldı canım. HDP'li birinin bakan olacağı çok açık ve net gözüküyor ki. Gelelim mevzuya. HDP'ye çok stratejik bir bakanlık verilecek.
Ve bu HDP'li bu bakanlıkta neler yapacak ben bilemiyorum yani. Ya hacı 7 milyon fikirli, oy alıyor. Bu kadar göre. İnsanı yok saymayın ya. 2 saattir ne anlatıyormuş? İşte Ahmet Davutoğlu ile oturmuş. Tuğrul Türkeş HDP'li bakana hak vermiş. Numan Kurtulmuş HDP'li bakana tamam, hak vermiş. Peki. Haklı demiş. Peki. Bu kadar korkmayın ya. Tamam bir barış tamamlasın. Tamam. Onlardan dinlemek lazım. Anlatın işte bağlansın şu anda Numan Bey de Tuğrul HDP'li Müslüm Doğan'ın sözlerini Allah aktardın. Allah Allah. Acaba yalan mı söyleyecek sen adam? Sen doğru söylüyorsun bak. Senin aktardığının şey ya. Doğru olduğunu biliyorum. Hayır yalan mı söyleyecek? Yayında anlatıyorum. Müslüm Doğan'ın söyledikleri çarpıtılmış olabilir. Onu da bir teyit etmek lazım. Ya arkadaş işte Numan Bey de Tuğrul Türkeş'in bu yayını demiyorum ama çarpıtılmış olma ihtimali olan şeyi, Bakanlar Kurulu'nun içinde olan şeyi niye yalan söylesin Müslüm Doğan? İşte Barış Bey bunu bir de öbür taraftan tamam çıksın anlatsınlar. Gelelim mevzuya. Sen aldığını aktarıyorsun. Bak. Diyor ki kardeşim, peki dedim bu niye yürümedi? Siz niye istifa ettiniz dedim. Biz de 7 Haziran 1 Kasım arası Türkiye'nin o dedi atmosferini hatırlayın. Birdenbire dedi Cizre'de, Şırnak'ta olaylar başlayınca biz dedi oturduk bunu Bakanlar Kurulu'nda da konuştuk. Bu güvenlik konusu da gündeme geldi diyor. Şimdi öyle bir anlatılıyor ki ya arkadaş bu HDP'li dediğin kişiler sonuçta bu ülkenin eşit yurttaşları. Oturduk konuştuk. Hatta dedi o dönem Cizre'ye haberler çıktı. İşte efendim HDP'liler sokulmuyor, HDP'li bakanlar falan. Biz dedi Cizre'ye gidecektik. Fakat dedi o dönemki İçişleri Bakanı Selami Altınok ki şu anda da Erzurum milletvekili. Bana sayın bakanım siz gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Bunda bir engel yok dedi. Fakat HDP grup olarak girmek isteyince yani topluca daha kalabalık bir şekilde girmek isteyince buna dedi hükümet izin vermek istemedi ve biz de bu yüzden dedi bu tartışmalardan Cizre'deki olaylardan sonra istifa ettik ve bu deneyim de bitti. Ama dedi keşke bu deneyim devam edebilseydi ve toplumsal bir barış en azından olurdu, birbirimizi anlardık, birbirimizle konuşurduk ve bu meseleler dedi çözülürdü. Şimdi ilk kez konuşuyor Müslüm Doğan o günden bugüne. Bunu niye aktarıyorum? Türkiye derin bir terör probleminin içinde. 40 senedir 45 senedir bu mesele sürüyor. HDP Türkiye'nin anayasasına göre kurulmuş bir partisi. İyi Parti'nin durup dururken Gürsel Tekin'in sözleri üzerinden yaptığı tartışmayı doğru bulmuyorum. Başta da söyledim. Kardeşim, HDP'lilerin oylarıyla seçilen belediyelerde daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri kabul ediyorsanız, orada dağıtılan ihalelerden eşleriniz, dostlarınız, akrabalarınız ihaleler alıyorsa burada bir sorun yok da, bir HDP'li bakan olunca mı sorun oluyor? Ayrıca bu sizin sorununuz değil ki ya, daha ortada kurulmuş bir hükümet yok, bir şey yok. Ha, Gürsel Tekin'in başlattığı tartışma ister istemez Türkiye'nin zaten gündemine gelecek. Neden? Çünkü bildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığında muhtemelen Bakanlar Kurulu'nu da açıklayacak. Ve o dönemde HDP seçmeninden oy istediğinde HDP'lilerin de rahatlıkla oy verebileceği kişiler mutlaka zaten burada olacak. Ki Ali Babacan zaten HDP seçmenine daha çok göz kırpıyor. Ha, HDP'lilerle de bugün konuştum. Meral Danış Beştaş'la konuştum. Onu şimdi mi anlatayım arkadaşlardan sonra mı? Yok şimdi anlat istersen. Şimdi sadece Meral Danış Beştaş'la değil ama Meral Hanım grup başkan vekili olarak konuştu. Çünkü onun söyledikleri bir anlamda partiyi de bağlar. Genel başkanı da temsilcisidir. Çok sayıda HDP'liyle de konuştum ve HDP'li yöneticilerin İYİ Parti'nin başlattığı bu tartışmadan dolayı çok üzgün olduklarını gördüm. Bunu da zaten dile getirdiler. Meral Hanım da şunu söyledi. Meral Danış Beştaş. Dedi ki biz kimseyle bir bakanlık pazarlığı içinde falan değiliz. Yani bizim ortaya koyduğumuz ilkelerimiz çok nettir. Ha, buna rağmen yapay tartışmalarla ve İYİ Partilileri kastediyor. Çirkin bir üslupla HDP'lileri aşağılamaya çalışanların bu ülkeyi nasıl yöneteceklerini ve bu toplumu nasıl kucaklayacaklarını da doğrusu merak ediyoruz dedi. Ve yine eğer bizim vereceğimiz oylarla bir cumhurbaşkanı seçilecekse ama bizim oylarımızdan da rahatsızlarsa o zaman bakanlık koltuğunda oturmayı da kabul etmesinler. Bunu da bugünden deklare etsinler dediler. Meral Danış Beştaş dedi ve o noktada da çok netler. Yine başka neyi söyledi? Herkes lafının önünü arkasını ölçüp biçsin ve siyasetçi sorumluluğuyla konuşsun. Ondan sonra da işte otoriter faşizmin yerine demokrasinin inşasını istiyoruz. Bunun için de mücadele ediyoruz dedi. HDP'de de çare tükenmez dedi. Şimdi HDP'lilerin
şunu gördüm. Yani İyi Parti'nin bu çıkışı HDP'lileri olabildiğince üzmüş ve İyi Parti'nin bu tavrına çok fazla da bir anlam veremiyorlar. Bence Sayın Akşener bu tartışmayı burada sonlandırmalı. Az önce Gürsel Tekin de söyledi. Gürsel Tekin dedi ki ben Meral Hanım'a saygımdan ve Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na saygımdan dolayı cevap vermiyorum. Burada gereksiz bir tartışma açıyor İyi Parti. Hakikaten yayına gelirken beni ortak dostumuz Cemil Ekşi aradı. Cemil Ekşi ANAP siyasetinden CHP'ye gelen ve CHP'de belediye başkanlığı yapan, ilçe başkanlığı yapan, il yönetim kurulu üyeliği yapan Rizeli bir arkadaşımız. İki kere de Tuzla'da belediye başkan adayı oldu. 200-250 oyla kaybetti ilk girdiği seçimde. Orada da bir beldenin belediye başkanıydı. Uzunca da bir yazı yazmış, onu yolladı. Hem Karadenizli hem merkez sağdan gelen bir siyasetçi, milliyetçi, muhafazakar bir isim. İyi Parti'nin başlattığı bu tartışmaya ben bir anlam veremiyorum dedi. Biz bu insanların oylarını aldık dedi Cemil Ekşi. Şimdi dedi Gürsel Tekin'e yüklenmeleri de yanlış. Bu ikiyüzlülüğü bırakalım diyor Cemil Ekşi de. Bu insanlar gelip yerel seçimde bizlere oy verdiler. Ve bugün eğer birçok belediyeyi kazandıysak HDP'lilerin verdiği katkıyla, tabii ki kendi oylarımız, İyi Partililerin oyları, Saadet Partililerin oyları, diğer ittifak ortaklarının oylarıyla kazandık ama yani HDP'yi böyle baştan sona yok saymayı da doğru bulmuyorum dedi. İstanbul siyasetinin önemli bir ismi olduğu için Cemil Ekşi CHP'de. Ama İyi Parti'nin belediye başkanı HDP'nin oylarıyla kazanmadı. Ama şöyle, şimdi mesela Esenyurt'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasında Fuat Uğur, yani HDP'lilerin gerçekten büyük katkısı tabii var. Doğru. Küçükçekmece'de yani kazanmasında çok büyük katkısı var. İmamoğlu'nun kazanmasında da var. Oylar üst üste koyduğunuzda. Ama İyi Partili bir belediye başkanına HDP'nin ama şöyle yok. Sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın yani bir, ya da diğerlerinin onu istemiyor millet, olabilir hayır, diyorsunuz. Öyle mi? Yumurta küfesi efendim, yok. Sonuçta Millet İttifakı'nın sonuçta bu isimler Millet İttifakı'nın adayları olarak seçime girdiler. Ve Meral Hanım geldi Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Mansur Yavaş'a destek verdi. Ve sonuçta HDP'liler de Selahattin Demirtaş'ın isteği, ricası üzerine geldiler. Millet İttifakı'nın adaylarına oy verdiler. Yani İyi Parti kızgın patatesi CHP'yi tutturdu. Şimdi efendim seçim sonuçta siyaset bir tercih evet, meselesidir. Evet. Bir risk meselesidir. HDP'liler sonuçta geldiler, oy verdiler. Onu da biliyorsunuz ben Habertürk televizyonunda Selahattin Demirtaş'ın bu tavrı üzerine kendisine teşekkür ettim. Türkiye'nin en çok izlenen videolar arasına girmiş. Geçen YouTube trendlerde gördüm. 20 milyonun üstünde izlenmiş Habertürk'teki o video. Çünkü Selahattin Demirtaş serbest bırakılmama pahasına çıktı. Bağrınıza taş basın ve gidin Millet İttifakı'na oy verin dedi. Şimdi o tavırdan sonra HDP seçmeni Abdullah Öcalan'ın İktidar tarafından yönlendirilmesine rağmen gitti. Demirtaş'ın isteğini yerine getirdi. Hem Öcalan'ı siyaseten bitirdiler hem de Demirtaş'ın siyasi liderliğinin arkasında olduğunu gösterdiler. PKK'yı bu anlamamak anlamına geliyor. Çünkü efendim, PKK'da Öcalan tavşana kaç tazıya tutuyor. Hiç öyle değil. Tabii, mektup öyle yazdırılmadı mı Öcalan'a? Kardeşi TRT'ye çıkarılmadı mı? Ben şunu hem onu söylüyorsunuz. Ne dedi Öcalan? Ya aday çıkartın ya seçime gitmeyin. Bilgiyi aktarayım sana. Öcalan daha önceden ben söylerim bitiriyor Barış toparla hemen geçeceğim. Ben söylerim dikkate almayın da bu bilgiyi aktardı ona. Ya Allah yok, aşkına yok, ya. Hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok. Yazma. Allah ilgisi yok ya. Ya bütün Türkiye'nin göz önünde oldu ya. Hayır. Ben Türkiye hocayı toparla istersen. Ya Öcalan'a mektup yazdırıldı. Avukatlar o mektubu okumayınca Tunceli'deki akademisyen getirilip konuşturulmadı mı? Ya hayır, Tunceli'deki akademisyen hoca getirilip konuşturulmadı mı? Rahatsız mısın bundan Barış? Efendim? Nasıl? Neden Öcalan için bundan devletin elinde rehin diyorlar? Öyle şimdi öyle diyorlar. Hayır, bunu yıllardır HDP seçmeni Öcalan'ı dinlemedi. AKP'yle. AK Parti'ye oy vermedi. Gitti CHP'ye oy verdi. Ben bu kadar basit. Selahattin Demirtaş'ı dinledi ve oy verdi. Bu gerçeğin ne olduğunu biliyoruz yani. Bize de söz hakkı gelirse biz de söyleyelim.